Yağmurlu bir Amsterdam gününden merhabalar. Gene böyle yağmurlu bir gündü. 93 yılı veya 94 yılı olmalı. Uzun yıllar oldu Hollanda'ya, Amsterdam'a yerleşeli. Gene böyle yağmurlu bir gündü. Amsterdam'ın Dam Meydanı'na yakın bir yerde, bir kafede arkadaşlarla otururken içeriye bir amca girdi. Amca girdi dememin nedeni Türk olması. Normalde oraya o saatte o durumda bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman, varlıklı bir Hollandalı girebilirdi. Onların girmesi daha doğal olabilirdi. Belki bir uzaylı girse daha az şaşırabilirdik. Niye böyle söylüyorum? Türkiye'de bile rastlayamayacağın güzellikte bir amca girdi. Boynunda heybesi, şapkasını yana yıkmış, bıyıklarını vurmuş. Elinde de kerpeten, şak şak şak. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam amca, buyur dedik. Dişi ağrıyan var mı dedi. Dişi ağrıyan yok ama konu ne amca dedik. Yavrum dedi, diş çekiyorum. Yukarıda birkaç kahvede de çektim, buraya geldim. Hani burada Türkler varsa, dişi ağrıyan Türkler varsa yardımcı olayım diye uğradım dedi. Yok amca, burada zaten herkesin kendi aile doktoru, diş doktoru filan oluyor dedik. Ben onları biliyorum. Beni böyle şeylerle meşgul etmeyin. İşim çok, daha gideceğim. Çok fazla yer var dedi. Anladım ki bayağı da bir müşteri portföyü var. Tamam amcacığım, güle güle dedik. Onu gönderdik. Amsterdam'ın ortasında elinde kerpetenle diş çeken bir köylü amcayı görmüş olmak gerçekten çok ilginçti. Şimdi diyoruz ya coğrafyan kaderindir diye. Yani coğrafyayı da yanında taşıyorsun. Öyle de bir gerçek var. Şunu da söyleyeyim. Hani Oxford vardı da okumadık mı? Var. Amsterdam Üniversitesi var. Okuyor muyuz? Onu da sorayım yani. Amsterdam'ın ortasında kerpetenle diş çekmek, bilemiyorum. Bunu bu kadar tutup bu kadar bırakıyorum. Altını ya da kenarlarını fazla süslemeden, çok derine girmeden bu kadarıyla bırakmak istiyorum. Yani konu kendisi o kadar absürt ki nasıl anlatılabilir başka? Çok fazla eğlenceli bir hale getirmeden bunu kısaca size anlatmış olayım.